Hepinize merhaba. Bana 5 beden büyük olan Kazım ve ben bugün sizlere kedi yuvası yapacağız. Çok heyecanlıyım ve açıkçası hepinizin yapmasını istediğim, hepinize böyle destek olmak istediğim bir konu. Çünkü dışarıda çok fazla kedi var ya da köpek var, bakıma ihtiyacı olan, karnı aç olan ya da bir yuvaya ihtiyacı olan. Bu arada Kekik hunharca evin içinde koşturuyor. Kendisinin bir yuvası olduğu için mutlu olduğunu belli etmeye çalışıyor sanırım. Neyse, biz Trendyol'dan 3 arkadaş birlikte indirimdeyken, millet deli gibi kazak alırken, tişört alırken biz kedi yuvası aldık. Şimdi bu kedi yuvasını sizinle birlikte yapacağız. Daha sonra da dışarı bırakacağız. Siz de arkadaşlarınızla birlikte kedi yuvası alabilirsiniz. Çünkü bu kış aylarında o küçük yavrular için o kadar zor ki dışarıda barınmak. Hatta birçoğu soğuktan ölüyor ya da açlıktan ölüyor. Ve biz onları kurtarabilecekken lütfen biraz destek olalım. Onlara yardım edelim. Çünkü sadece bizim vereceğimiz bir kap yemeğe ihtiyaçları var. Biraz sevgiye ihtiyaçları var. Ve bir de bu yuvaya ihtiyaçları var. Şimdi bu yuvayı yapmaya çalışacağım. Umarım video uzun sürmez. Peki senin hiçbir yatakta yatmayıp bu yatakta yatmanı nasıl yapalım? Ha? Ver bir yana. Oh.
Birkaç tane denemeden sonra pati yapmaya çalıştım. Ne kadar oldu bilmiyorum. Görüyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Şimdi bunu dışarıdaki hayvanlara vereceğiz ama vermeden önce içine benim daha önce kullanmadığım bir minderi koyacağız. Bu da benim asla giymediğim bir polarım. Şimdi bu poların içine bu minderi koyacağım ve içine koyacağım. Sıcak tutsun. Bu arada Kekin evde kedi yatağı var. Bunun dışında ona yastık verdim uyusun diye. Bunun dışında birçok yere battaniyelerimi bıraktım ama asla uyumuyor. Yerde yatıyor ama benim yaptığım yatakta yatmıyor. Ve beni şu an yalancı çıkartıyor gördüğünüz gibi. Şu an şaşkınım. Demek ki sokak kedisi olduğunu illaki belli etmesi gerekiyor bir şekilde. O da bu şekilde belli ediyor. Resmen içine girdi. Allah'ım inanamıyorum. Kedi yuvası bu kadardı. Lütfen siz de eğer imkanınız varsa alın ve yapmaya çalışın. En azından onlara bir şekilde yardım etmemiz gerekiyor. Biz de bu yolu bulduk. Bu yola başvurduk. Sizin daha iyi fikirleriniz varsa aşağı yorum olarak yazın. Şimdi bunu dışarı bırakacağız. Siz de göreceksiniz. Biz şu an okulun bahçesine geldik. Güvenlikle konuştuk. O da buraya bırakabileceğimizi söyledi. Ben de şu an buraya bırakacağım. Çünkü herhangi bir yere sordum. Hiç kimse kabul etmedi kedi yuvasını ama bir şeyin de himayesi altında olması gerekiyor. Çünkü insanlar zarar verebiliyor. Ben geçen sene de böyle bir şey yapmıştım. İnsanlar zarar vermişti. Parçalamışlardı. O yüzden aynı şey olsun istemiyorum. Şimdi ona mama vereceğim. Umarım bir kedi girer içine. Ya ne yapıyorsun? Ya